Cüz'i irade nedir? Külli iradenin bizde açığa çıkması mı? Teşekkürler demiş efendim. Allah razı olsun. Cüz'i irade nedir? Cüz'i parça demek değildir. Cüz bütünün tecellisi demektir. Bütünün tecellisi, yansıması demektir. Allah nasıl ki ruhundan insana nefretmişse, aynı şekilde esmasından, isimlerinden de kuluna nefretmiş oldu. Ruhla beraber, nefreti ruhla beraber. Aynı şekilde iradesinden irade de vermiş oldu. Sadece bu sınırlı bir iradedir. İsimler de öyledir. Yani onun bir sınırı var demektir. O tercih eder. Ama kul Allah'ı tanıyınca, Rabbini tanıyınca bilir. Allah Samet'tir. Hiçbir şey onun dışında değildir. Her şeyi kapsamıştır. Bu her şey onun kudretinde. Ne buyurmuştu? Allah dilemedikçe siz dilemezsiniz. Bak dilemesi, cüz'i iradesi de Allah'ın iradesine bağlıdır, dahildir. Ama Allah dilerken neyi diliyor? Kul Rabbini tanımayıncaya kadar onun dilemesini anlamaz. Allah bütünüyle kulu için rahmeti diler, muhabbeti diler, ikramı diler, kazanmasını diler. Her ne için yaratmışsa o muradının üzerinde gerçekleşmesini diler. Yani onun Hazreti insan olmasını diler. Onun cennete gitmesini diler, hidayete ermesini diler. Onun manevi olarak kazanmasını diler, kendisine ayna olmasını diler. Güzelliğinin onun üzerinde tecelli etmesini diler. Kendisine yakın olmasını diler, dost olmasını diler, vasıl olmasını diler. Ama kul, Allah kulda böyle diledi. O dilemedikçe siz dilemezsiniz buyurdu ya, o kulu için bunu böyle diledi. Buna beraber onun iradesine de böyle tecelli ediyor. Kul bunu tadar ve yaşar. Rabbinin saf güzellik olduğunu anlar. Allah öyle buyurdu. El Esmaül Hüsna Allah'a aittir. Bütün güzellikler Allah'a aittir. Bütün güzel isimler, güzel vasıflar, sıfatlar, bütün güzel fiiller, güzellikler Allah'a aittir. Ondan sana geliyor. Kul Allah'ın güzelliğinden kaçınca ondan mahrum kalır, karanlığa düşer, zulmete düşer, küfre düşer, batıla düşer, yanlışa düşer. Haktan çıkınca evet, batıldan başka bir şey kalmaz. Allah bu güzelliği onda diler. Onun iradesinde diler. O diliyor, kulunun o cüz'i iradesine ne yapıyor? Sunuyor, takdim ediyor. Ben senden böyle dilemeni istiyorum. Senin için ben böyle diliyorum, senin de böyle dilemeni istiyorum diyor. Ama dilemeyi kuluna bıraktı. O cüz'i irade vermiş ya, tercih etme hakkını ona verdi. Evet, onun için buyuruyordu. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Dileyen şükretsin, dileyen nankörlük etsin. Ama Allah kulunun küfrüne razı olmaz dedi. İmanına razı olur, şükrüne razı olur. Evet, Allah kuluna cüz-i irade vermiştir. Bu tercih hakkını vermiştir. Ve Allah onun için en güzelini takdir etmiş ve istemiştir. Ama tercihi de ona bırakmış. Buyur kulum, tercih senindir. Onun için insan kendi tercihinden sorumludur. O cüz-i iradeden dolayı tercihinden sorumludur. Eğer cüz-i irade vermeseydi, tercih etme hakkı vermeseydi, sorumlu tutmazdı. Sorumlu olmasının bir manası olmazdı. Bu iradeyi vermediği kullarını sorumlu tutmaz. Çünkü böyle bir tercih hakkı vermemiş. Evet, onun için bütün mahlukat iradesiz mümindir. İradesiz Müslümandır, Allah'a teslimdir. İradesiz Allah'a secde eder. İradesiz, isteyerek.
başka türlü bir tercih hakkı yok. Ama insana böyle bir tercih hakkı vermiş ve onu kendine halife kılmıştır. Ters tarafa davet edilmesine rağmen Rabbinin davetine icabet etmiş, Rabbini tercih etmiştir. Rabbinin sevgisini tercih etmiştir. Zaten insan bundan dolayı Allah'a yeryüzünde halife olmuş, meleklerin secde ettiği varlık olmuş, yerde gökte ikisi arasındakilerin kendisinin hizmetine verilmiştir. Hizmete layık görülmüştür.